Yalnız Tayyip Hoca'ya bu ara sıkı sahip çıkmak lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de böyle sağduyulu, aklı başında insanlar var. O insanın zor durumda olduğu belli, İngilizlerin devletine karşı karşıya geldi. Bu alçaklar dünya çapında bir yapılanma. Hükümetin de içine dışına yönelik bir operasyon yaptıkları görülüyor. Adamların bir bacağı İngiltere'de, bir bacağı Londra'nın bilmem neresinde, bir bacağı işte Chatham Havuzun içine girmiş. Karmaşık olaylar var. Belli ki baskı ve tazyik var. Böyle bir ortamda Tayyip Hoca'ya sıkı yardımcı olmak lazım, destek olmak lazım. Kendi evladımız, Türkiye'de yetişmiş bir insan, gözümüzün önünde yetişmiş bir insan, kendi kardeşimiz, yazık günah. Yani İngilizlerin devletinin alçaklarına onu hiçbir şekilde yedirmeyeceğimizi göstermemiz lazım. İnşallah, inşallah. Ki İngilizlerin devleti kuyruğunu kıstırıp kaçsın. O alçakları şımartacak tavırlardan kaçınmak lazım. Bu siyasetle alakası yok. AK Partili olsunlar da demiyorum. AK Parti'ye karşı da olsun adam. Yani o beni ilgilendirmez. AK Parti, ben AK Partili falan da değilim ayrıca. Fakat kendi insanımıza İngilizlerin devleti ezmeye kalkıyorsa bunu seyretmemiz haram olur. O insanı korumamız farz olur. Ayet açık. Bir mümin kardeşinize diyor, küfür, deccaliyet, tuğyan, deccaliyet saldırdığında el birlik onu koruyun diyor. Açık ayetin hükmü. Şu an bir saldırı var, deccal saldırısı var. Korumakla mükellefiz. Ben AK Partili olsunlar falan demiyorum yani. Hükümet politikalarını da beğensinler de demiyorum. Ama sen liderini ezdirme konusunda ağzı açık seyredersen, böyle bir gaflete düşersen, yarın cehennemde yerin hazır olabilir. Allah esirgesin. Böyle olmaz. Siyasi yönden eleştirebilir. Biz bir şey dediğimiz yok. Ama dimdik sağlıklı bir sistemi Türkiye'de götüreceğiz. Ve kendi insanımıza, kendi evladımıza Deccal'in pençesinin uzanmasına müsaade etmeyiz. Kırarız o pençeyi. Yani bu konuda kimsenin tereddütü olmaz. Kanunla, hukukla tabii. Tayyip Hoca bir daha onu söylemesin. Yalnız falan diye öyle bir şey yok. Bildiği bilmediği çok geniş çapta destekleniyor. Bak kaç yıldan beri iktidarda. Demek ki Mehdiyet'in himayesi ve inayeti altında Allah'ın dilemesiyle inşallah. İnşallah. Yoksa 15 dakika falan öyle bir şey olmaz. 15 dakika gecikme olmaz. Hızır da devrede, Mehdiyet de devrede. Gönlü rahat olsun. Evet. İsa Mesih'in nefesi de her yere yayılmaya başladı. Dünya boş değil. Gönlü rahat olsun.